Uzay çağı tüm hızıyla hayatımızı değiştirmeye devam ederken, özel firmaların gerçekleştirmek için çabaladığı ve ciddi mesafelerin kat edildiği uzay yolculuğu sizleri de heyecanlandırıyor mu? Gelecekte bir gün uzay seyahati yapacak olabilme ihtimali, dünyamızı uzaydan görebilme ihtimalimiz ve o sonsuz boşluktan insanlığa bakabilme ihtimali artık çok da uzak değil. Videomuzun detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise videomuzun detaylarına geçelim. Uzay kıyafetlerinin tanesi 12 milyon dolar. Yüzünüzde bir şaşkınlık ifadesi oluşmuş olabilir ama bir hata yok. Uzay yolculuğunda en önemli unsur tabii ki kıyafetler. Astronotların giymiş olduğu elbiseler aşırı sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı yapıdadır. Özellikle de sıcağa karşı duyarlılıkları daha fazladır. Bu nedenle de uzay insanları iki farklı giysi giyerler. İlk giyilen elbise de, ince tüpler yer alırken, bu tüplerin içerisinde serin su bulunur. Tüplerin içerisindeki serin su, astronotları sıcaktan korumak amaçlıdır. Sırt çantasında bulunan bir cihaz, tüp içinde bulunan sıvıların ısılarını sabit bir ısıda tutma görevini gerçekleştirirler. Kat kat yapıda olan kıyafetlerin iç kısmı şişirilmiştir. Bunun nedeni ise basıncın normalde kalmasını sağlamaktır. Şişirilmiş bölümün üzerinde 15 kat daha bulunmaktadır. Katlar, plastik ve alüminyum tabakalardan yapılmıştır. Bu katların görevi ise, astronotları radyasyondan ve küçük yapıdaki gök cisimlerinden korumaktır. Giysinin en dışında çelik bir çember vardır. Elbisenin ikinci bölümünü ise başlık oluşturmaktadır. Başlığın ön tarafı kırılmaz camdan yapılmadır ve camın üstünde bir kask daha bulunur. Astronotların giydiği elbiselerin ikinci bölümünü ise ayakkabılar oluşturmaktadır. Bu ayakkabılar daha çok çarığa benzer ve ısı geçirmez özelliğe sahiptir. Uzayın kokusu var mı? Sonsuz boşluktan oluşan uzaya gittiğinizde, sizi nasıl bir koku bekliyor olabilir? Ya da uzayda koku var mıdır? NASA, uzaya giden astronotların verdiği bilgiler çerçevesinde kimyagerler yardımı ile bu kokuyu dünyada da oluşturmayı başardı. Uzaya giden ve oralarda araştırmalar yapan astronotlar, uzayın dağlanmış biftek, sıcak metal ve kaynak dumanları gibi koktuğunu söylemektedir. Bu kokuların ise moleküllerin yüksek enerjili titreşimlerinden kaynaklandığı söyleniyor. NASA'nın kimyagerleri tarafından gerçeğine yakın oluşturulan yanık biftek ve sıcak metal kokusunu uzaya gidecek yeni astronotların eğitilmesinde kullanmak istediği biliniyor. Uzay-zaman ilişkisi. Uzay ve zaman kavramı insanoğlunun şimdiye kadar daha kesin bir sonuca ulaşamadığı bir konudur. Zamanın evrenin her yerinde aynı olmayışı fikri fiziğin en kafa karıştırıcı ve çözülemeyen konularından birisidir. Bir cisim uzayda ne kadar hızlı hareket ederse, zaman da o cisim için kısalmaya başlar. Cisim ışık hızına yaklaştıkça zamanı iyice yavaşlatır ve ışık hızına ulaşıldığı noktada zamanda bükülme gerçekleşir. Teorik olarak ve gerekli hesaplamalar yapıldığında, uzayın her noktasında aynı zaman algısına sahip olmadığımız anlaşılabilir. Fakat bu meseleyi insanoğlu olarak pratikte kanıtlamamız pek de mümkün gözükmüyor. Çünkü az önce söylediğimiz gibi bunu yaşayabilmemiz için ışık hızına ulaşmamız gerekir, fakat günümüz teknolojisi henüz ışık hızına ulaşabilmemizi mümkün kılmıyor. Albert Einstein, özel görelilik kuramında, ortaya koyduğu teoriye göre, ışık hızının %90'ı ile yol alan cisim, durgun kütlesinin iki katına ulaşır. Cisim asla ışık hızına ulaşamaz, çünkü ulaştığında kütlesinin de sonsuz olması gerekir. Hesaplamalar her ne kadar zamanın göreceli olduğunu kanıtlasa da bunu deneyimleyebilmemiz henüz olası değildir. Bu durumda görelilik algısıyla ilgili kafamızda oluşan soru işaretlerini kaçınılmaz kılmaktadır. 26 yıl süren bir dizi araştırmanın sonucunda geçtiğimiz yıl kanıtlanan Einstein'in, genel görelilik kuramına göre uzayda yoğun kütleli cisimlerin olduğu yerlerde zamanın daha yavaş aktığı ortaya çıktı. Örnek vermek gerekirse, Dünya gibi büyük kütleli bir cismin yanında zaman yavaş akarken, Dünya'ya uzak bir cisim için zaman daha hızlı akmaktadır. Yani uzayda bir arkadaşınız ile buluşmak isterseniz ona koordinatlarınızın yanında hangi zaman diliminde olduğunuzu da söylemeniz gerekmektedir. Gün doğumu ve gün batımı. Dünya üzerinde bir gün Dünya'nın kendi etrafında yaptığı tam tur ile tanımlanır. Peki ya uzayda Güneş'in doğuşu ve batışı nasıl oluyor? Dünyanın üzerinde saatte 27 bin kilometre hızla hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya üzerindeki bir tam dönüşünü 90 dakikada tamamlıyor. Yani astronotlara göre Güneş her 90 dakikada bir yeniden doğuyor. Böylece astronotlar bir günde 16 kez gün doğumunu ve batımını izleme imkanı buluyor. Uzayda insanlar ne yiyor?
Astronotlar uzayda genellikle besin değeri yüksek olan ve dondurulmuş kuru yiyecekler yiyor. Astronotlara doğum günleri gibi özel günlerde daha farklı bir menü veriliyor. Verilen özel yiyeceklerle astronotların evlerindeymiş gibi hissetmeleri sağlanıyor. Yiyeceklerin çok steril ve sağlığa zararsız olması gerekiyor. Günde 13 tane yemek hazırlanıyor. Örneğin, baharatlı domates soslu çıtır sebzeler, kinoa ve yosun soslu ıstakoz, kraker, çikolata kaplı çilek, kahve, meyve suyu ve onların favorisi brownie. Astronotlar kurutulmuş yiyeceklerin içine soğuk ya da sıcak su ekleniyor. Taze meyveleri sadece uzay aracıyla yeni gelenler getirir ve buzdolabı küçük olduğunda birkaç günde tüketiliyor. Menü astronotların sevdiği yiyeceklerden günde 3 öğün için hazırlanıyor. Astronotları görev yapacağı süre boyunca yetecek kadar yemek depolanır. Acil durumlar için 3 hafta yetecek kadar yemek stoklanır. 20 yıl önce astronotlar toz gıdalara su ekleyip pipetle içerdi. Günümüzde gıdalar kurutulmuş olsa da su eklenince dünyadaki gibi çatal, kaşıkla yenilebilecek hale geliyor, bazı yiyecekler konservede oluyor. Uzay istasyonunda yemek masası var ama sandalyeye gerek olmuyor. Astronotlar masanın altındaki metal boruya ayaklarını takıyor. Yemek poşetleri, çatallar, kaşıklar ve peçeteler masaya cırt cırt denilen basit sistemle yapıştırılıyor. Çatal ve kaşıklar nemli peçeteyle silinir. Tuz uçup filtreleri tıkar diye yemeklere suda çözülmüş tuz koyuyorlar. Mayonez, ketçap ve hardal yemeklere koyulabiliyor ama yer çekimi olmadığı için yemeklerin tadı tam alınamıyor. Uzayda bir yıl kalanlara ne oluyor? Genelde, astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na 6 aylığına yollanıyorlar. Ancak Amerikalı Scott Kelly, 2016'da Rus kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte uzayda 340 gün kalarak tarihe geçmişti. Astronot Scott Kelly uzayda toplamda 520 gün geçirdi. Görevin amacı, uzayda geçirilen uzun sürelerde ağırlıksız olmanın, radyasyonun ve izolasyonun insan bedenine neler yaptığını daha iyi anlamaktı. İkizi de astronot olan Kelly'nin uzaydaki deneyimi, uzay yolculuklarının insan bedeni üzerindeki etkilerine dair benzersiz bilgiler sağladı. Araştırmanın bir parçası olarak kardeşi Mark evinde kaldı ve daha sonra ikiz kardeşler karşılaştırılmalı olarak incelenebildi. Kelly BBC'ye yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının çoğu belirti göstermiyor, kendi kemik kütlenizi hissedemiyorsunuz, dedi. Scott Kelly dünyaya döner dönmez, ayrıntılı testlerden geçirildi. Uzayda kaldığı uzun süre vücudunda bir sürü belirti ortaya çıkarmıştı. Kelly bu belirtileri, vücudumda ağrılar, sertlikler, biraz kemik biraz da kas kaybı oldu. Şişme ve kafatasımın içindeki baskıda artış olmuştu, diye anlattı. Dünyanın atmosferine uyum sağlamaya çalışırken döküntü ve kurdeşen gibi deri hastalıkları, mide bulantısı ve baş dönmesi de yaşadı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, Kelly'nin yaptığı deneyin Mars gibi uzun uzay yolculuklarının biyomedikal risklerini düşürmede önemli bir adım olduğunu söyledi. Kızıl gezegene yapılacak herhangi bir yolculuğu tamamlamanın en az 30 ay süreceği tahmin ediliyor. Uzay öforisi nedir? Öfori, günlük konuşma dilinde pek de kullanılan bir kelime değil. Mutluluk, neşe ve zinde olmak anlamlarına gelen öfori, tıpta uyuşturucu madde kullanımı ve zihinsel hastalık semptomları ile açığa çıkan bir tür psikolojik tecrübe olarak adlandırılır. Birisi öfori hakkında konuşuyorsa bilin ki bir şeyler ters gidiyordur. Uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Amerikalı E.D. White, uzay öforisi yaşayan ilk insan olarak da tarihe geçti. E.D. White'ın uzay yürüyüşü yaptığı esnada yapılan ses ve görüntü kayıtlarında, zemin kontrolünün zorlaşması sebebiyle yürüyüşün bitirildiği anlaşılıyor. Uzay aracına dönen E.D. White bir anda hüzünleniyor ve sonsuza kadar uzayda kalmak istediğini söylemeye başlıyor. 2011 yılında uzay öforisi yaşayan bir diğer astronot Chris Hadfield, uzaya baktığında şaşkına dönerek ağlamaya başladığını fakat gözyaşının uçması sebebiyle geçici körlük yaşadığını anlatıyor. Uzaya maruz kalmak ölüm demektir. Uzaya korunmasız çıkıldığı takdirde kandaki oksijen oranı tükenmeye başlar. Fakat ölüm hemen gerçekleşmez. Uzaya koruma olmadan çıkmak boğulma ile eşdeğer bir tecrübedir. Uzayda nefesin tutulması durumunda akciğerler patlayabilir. Beden sıvısı buharlaşmaya başlar ve beden genleşir. Dil kaynar. Aşırı radyasyona maruz kalınır ve deri yanar. Kısacası uzayda korunmasız kalmak en korkunç deneyimlerden biri. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen.
Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.